Arkadaşlar hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ey 9. sınıflar, yüzde kar zarar ve karışım problemlerine bakacağız bugün. O zaman hız kaybetmeden hemen başlıyoruz. Kullanım alanları ve faydalarını biliyorsun problemler başlığı altında hepsinde aynı meseleye dikkat etmiştik. Tekrarlıyorum, günlük hayatta karşılaşılan bazı problemlerin çözümünü yaparken matematiksel ifadeleri kullanıyoruz. Bu ifadeleri matematiksel olarak göstermek için de cebirsel ifadelerden yararlanıyoruz. Yani denklem kurmak ve çözmek günlük hayatta karşılaştığımız problemleri modelleyebilmemiz ve çözüme kavuşturmamız da bize inanılmaz derecede yardımcı oluyor. Peki bu başlığı bitirdikten sonra ödevlerimiz ne olacak? 0'dan 9'a matematiği çözüyorsak sayfa 170'den 173'e kadar, dinamo matematiği çözüyorsak sayfa 149'dan 151'e kadar sorumlu olacağız. Haydi bakalım, hızlı bir giriş yapıyoruz. Hepinize başarılar diyorum. Çok dikkatli seyredin, çok dikkatli dinleyin. Haydi bakalım, çok kritik hikayelerden bir tanesi. Niye bu kadar abartıyorsun hocam dersen hemen bir açıklama yapayım. TYT sınavı var şimdi, üniversite sınavında. Üniversiteye girerken diyeceksin ki hocam bizim çok yolumuz var. Olsun, şimdi oturursan çok daha sağlıklı olacak. Orada 3 ya da 4 tane soruyla karşı karşıya bıraktırıyorlar. Yüzde problemleri, kar zarar ve karışımla alakalı. Haydi bakalım, başlıyoruz. Yüzde problemleri diyor ki, yüzde ifadesi paydası 100 olan kesirler için kullanılır ve gördüğünüz gibi şu sembolle gösteriliyor arkadaşlar. Böyle bir tane yatay çizgi, iki tane yuvarlak yüzde sembolüyle gösterilir. Bir x sayısının yüzde a'sını bulmak istersek x çarpı a bölü 100 ifadesini kullanıyoruz. Yüzde a'sı k olan sayının tamamı y ise y bu durumda k çarpı 100 bölü a'ya eşit oluyor. Bunların hepsini detay detay konuşacağız, merak etme. Ay hocam ben bir şey anlamadım demeyin. Lütfen dikkatli dinlemeye devam edin. Diyor ki bir ürünün maliyetini ya da sorudaki başlangıç durumunu 100x olarak alırız ve işlemleri rahatlatırız. Biz genelde yüzde problemlerinde verilen soruya göre değişmek üzere, mesela burada maliyete demiş, kar zarar problemlerinde genelde maliyete diyeceğiz. Ama belki de etiket fiyatı üzerinden indirim zam sorusu olacak. O zaman etiket fiyatına diyeceğiz. Ya da bir sınıftan bahsedecek. Sınıftaki işte %30'a erkek diyecek. O zaman sınıfın tamamına 100x diyerek çok fazla rasyonel işlemlere girmeden bunları kurtarmaya çalışacağız. Şimdi gelelim uyarımıza. %10. Arkadaşlar %10 demek bir ifadenin 10'da 1 demek. Şimdi bak, %10'u biz nasıl yazıyoruz? 10 bölü 100. Sadeleştirirsen 1 bölü 10. Fakat sen %10'un 10'da 1 olduğunu bilirsen sorularda inanılmaz derece kolaylık sağlayacak. %25. 25 bölü 100. Sadeleştirirsen 1 bölü 4. Demek ki %25 4'te 1 anlamına gelecek. %50. 50 bölü 100. Buradan da karşılığı sadeleştirirsen 1 bölü 2. %50 de yarısı anlamına geliyormuş. %20. 20 bölü 100. Buradan da çarpı demiyoruz tabii, sadeleştiriyoruz. 1 bölü 5 olacak. %20'nin karşılığı da 1 bölü 5. %50 çok önemli olduğu için bir kere daha yazdık burada. %50 lütfen dikkat et. 50 bölü 100 1 bölü 2 idi güzel kardeşim. %75 75 bölü 100 bu da 25 ile sadeleştirilirse 3 bölü 4 yapacak. Yani 4'lü 3 anlamına gelecektir diyoruz. Hocam niye bunlar peki? Tekrar söylüyorum, sorular içerisinde belki de en çok karşına gelecek olan ifadeler bunlar olacak. %10'un 10'da 1, %25'in 4'te 1, %50'nin yarım, %20'nin 5'te 1 ve %75'in 4'te 3 olduğunu lütfen unutma. Isınma turuyla devam ediyoruz. Diyor ki 70'in %20'sini bulur musun? Şimdi %20'si dediğimiz ifade demin de öğrendiğimiz üzere 5'te 1'di. 70'i direkt 5'e börek de yapabilirsin. Oradan da 14 gelir. Ya da en matematiksel kısımda 70'i %20 ile çarparsın. Bu durumda 20 ile 100 sadeleştirdiğimde 5, 70'i 5'e böldüğümde de buradan karşılığı 14 gelecektir. %50'sini istemiş 42'nin. 42'nin %50'si. %50 ne demekti? Yarım. 42'nin yarısı ne gelecektir? 21. Ama yok hocam ben matematiksel öğrenmek istiyorum bu işi diyorsan, ki o 1 bölü 2 de matematiksel ama çok daha pratik bir yöntem. Şimdi 50 ile 100 sadeleştirdim, burası 2. 42'yi 2'ye böldüğümde karşılığı 21 gelecektir. 28'in %25'i. %25 ne demekti? 4'te 1. 28'in 4'te 1'ini alırsan 7 gelir. Ama hadi gel biraz 100'de çalışalım. 25 bölü 100 ile çarpıyorum. 25 ile 100 sadeleştirdim. 4. 28'i 4'e bölümüne karşılığı 7 geldi. 75'in %16'sı istenmiş. %16 bildiğim yüzdelerden değil. Hepsini de bilmek durumunda değiliz. Hangileri de önemli olanlar? %10, %20, %25, %50, %75. Bunlar önemliydi. Şimdi gelelim 75 ile 100'ü sadeleştirme. 25'e böldüm 3, 25'e böldüm 4. 16 ile de 4'ü sadeleştirdim, burası 4. 3 çarpı 4'ten de karşılığı ne gelecek? 12.
Şimdi dikkat et, son ifadede ters köşe yapmaya çalıştık sana. %30'u 12 olan sayı diyor. 12'nin %30'unu sormuyor. O zaman bizim bir sayımız var. X. Bilmiyoruz. Bunun %30'u arkadaşlar. %30'u. Kime eşit? 12 eşit. Peki şu sıfırları attım. 10 ile 12'yi işler dışlar çarpımı yapınca sol tarafta 3x kalırken 10 ile 12'nin çarpımında buradan 120. Her tarafı 3'e böldüğümde x'in karşılığı buradan ne gelecektir? 40 gelecektir diyoruz. Sorumuz da diyor ki 40 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin %45'i erkek öğrencidir. Hemen erkek öğrencileri hesap edelim. 40 çarpı, çünkü sınıfımızda 40 kişi var. Bu 40 kişinin %45'ini hesap etmek istiyoruz. Şu sıfırla şunu sadeleştirdim. 4 ile 45'i çarptığımda arkadaşlar 180 bölü 10 yapar. Onunla 180'i de sadeleştirdiğimde 18 tane erkek öğrenci olduğunu buldum bu sınıfta. Devam ediyor. Diyor ki erkek öğrencilerin %50'si gözlüklüdür. %50 ne demekti? Yarısı. 18'in yarısı, yani 9 kişi gözlüklüymüş. Diyor ki bu sınıftaki gözlüklü erkek öğrenci sayısı kaçtır? 9'dur kardeşim. Geldik başka bir bilgimize. Diyor ki A sayısının %x fazlası, yani A sayısına ne ekliyoruz? A sayısının %x'ini ekliyoruz. A parantezine almışız ve şöyle bir ifade yazmışız. 100 artı x bölü 100. Örneğin bir sayının %30 fazlası istendiğinde A sayısını 130 bölü 100 ile çarpmamız gerekiyor. %40 fazlası istendiğinde 140 bölü 100 ile çarpmamız isteniyor. Diğer ifadeye baktığımda da A sayısının %x eksiği denmiş. A sayımız var. A sayısının %x'ini bulmuşuz ve bundan bunu çıkartacağız. A parantezine aldığımızda bu da 100 eksi x bölü 100 gelecektir. Şimdi bak burada bir duralım. %10 eksiği dese, hemen %10'u çıkartıyorum. 90 bölü 100'ünü hesap etmem lazım. %40 eksiği dese, 100'den 40 çıkartıyoruz. 60 bölü 100, yani %60'ını hesap ediyoruz. 60 bölü 100'ünü bulacağız, haberin olsun. Şimdi gel bunu bir uygulayalım. 150'nin %20 fazlası istenmiş. 150 sayısının %20 fazlasını şöyle de yapabilirsiniz arzu ederseniz. Hani o da yanlış olmayacaktır. 150'nin önce %20'sini bulup sonra 150'nin üzerine ekleyebiliriz. Ama bir harekette nasıl yaparız? 120 bölü 100'e çarparız. Nerede olduğu gibi? Birinci ifadede bize anlatıldığı gibi. Peki şununla şunu, şununla da şunu sadeleştirdim. 12 çarpı 15'ten karşılığı 180 olacaktır. Diyor ki ikinci ifademizde 240'ın %30 eksiği. 240 çarpı, bu da ikinci ifade. %30 eksiği. Şöyle yapılabilir. 200'ün önce %30'u bulunur. Sonra 240'tan bu çıkartılabilir. Ya da %30 eksiği denildiğinde 130'u çıkartırım. 70 bölü 100'ünü hesap etsem de bu iş olacaktır. Sıfırları sadeleştirdim. 24 ile 7'yi çarptığımda buradan karşılığı 168 bulunacaktır bu soru için. Geldik başka bir soruya. Diyor ki x sayısının %20 fazlası y sayısının %60 eksiğine eşitse x sayısının y sayısına oranı kaçtır? Hemen bakalım. X sayısının %20 fazlası ne diyeceğiz? 120 bölü 100. Öyle öğrendik. %20 fazlası deyince 100'ün üstüne ekliyoruz. Y sayısının %60 eksiğini, %60'ı çıkarttım. 40 bölü 100. Bu yüzleri attım. Şu sıfırları da attım. 12x eşittir 4y oldu. Her tarafı da 4'e bölersem 3x eşittir y olacaktır. Yani biz x'e k dersek arkadaşlar, y'nin karşılığı bu durumda 3k gelecektir. Bizden istenilen x sayısının y sayısına oranı, x'i k bulduk, y'yi de 3k bulduk. Dolayısıyla bunları sadeleştirdiğimizde karşılığı 1 bölü 3 gelecektir diyoruz. Sorumuz diyor ki Aylin elindeki paranın önce %30'unu sonra da kalanın %20'sini harcamıştır. Buna göre Aylin'in kalan parası başlangıçtaki parasının yüzde kaçıdır demiş. Şimdi bak ilk daha slide'ı konuşurken öyle bir cümle geçmişti ki bazen ifadeleri 100x demek işi çok ciddi anlamda kolaylaştıracağını söylemiştik. Artık problem tarzındaki sorulara biraz böyle bakmak lazım. Biz ailenin elindeki paranın tamamını arkadaşlar 100x diyelim. Ne yapmış ailenin parasını? Önce %30'unu harcamış. Gidelim 100x'in %30'unu, yani ilk harcadığı parayı bir bulalım. 30x harcamış. Peki sorarım size ailenin ne kadarı kaldı? 70x. Dikkat et ifadeye. Kalanın %20'si demiş. Yani 70x'ten bahsediyor. O zaman 70x'in %20'si, ki %20 biliyorsun 5'te 1 demek, aslında oradan da bulunabilirdi. Sadeleştirdiğinde yine aynı şey çıkacak. 14x'ini daha harcamış. 70x'in 14x'ini harcarsan geriye 56x'in kalır. Diyor ki ailenin kalan parası başlangıçtaki parasının yüzde kaçıdır? Kıyaslamam gereken ifade ailenin başlangıçtaki parasıyla son parası. 100x'te 56x'i kalmış. Yani %56'sı kalmış. Sorumuz diyor ki buğdaydan kütlesinin %70'i kadar un. Undan da ağırlığının %20'si fazlası kadar
hamur elde edilmektedir. Buna göre 420 kilogram hamur elde etmek için kaç kilogram buğday gerekir demiş. Şimdi arkadaşlar buğday, ne diyelim buğdaya? 100x diyelim. Sorunun başlangıcında buğdayımızın tamamı 100x olsun. Bu 100x'in %70'i kadar un. Hemen hesap edelim. 100x çarpı 70 bölü 100. Buradan zaten 70x gelecek. Şimdi bu neyimiz bizim? Unumuz. Tamam. Undan da ağırlığının %20 fazlası kadar. Yani 70x'in %20 fazlası. Yani 120 bölü 100'e çarpacağım. Şununla şunu, şununla şunu sadeleştirdiğimde 84x ne elde ettik şu an? Hamur. Peki diyor ki 420 kilogram hamur elde etmek için. Tamam. O zaman bizim bulduğumuz 84x bize soruda verilen 420'ye eşit olmak zorunda. 84x eşittir 420. Her tarafı 84'e böldüğümde x'in karşılığı buradan 5 gelecektir. Bizden istenilen buğday. Biz ona 100x demiştik. X yerine 5 yazarsam 5 çarpı 100'den karşılığı 500 gelecektir. Şimdi yüzde problemlerinin bir alt başlığı da denilebilir. Ama aslında belki de daha yekünü oluşturacak. Daha fazla soru tipiyle karşı karşıya bıraktıracak. Kar zarar problemlerine giriyoruz. Diyor ki adam, kar diyor satış fiyatından maliyet fiyatını çıkarttığında bulunur diyor. Ya da maliyetin üstüne diyor kar eklersin, satış fiyatını diyor öyle bulursun diyor. Zarar içinse maliyet fiyatından satış fiyatını çıkartırsın diyor. Çünkü zarar etmişsen maliyet fiyatı satış fiyatından çoktur. Ya da maliyet eksi zarar, bu da bizim satış fiyatımızı verecektir diyor. Peki bunların üzerine nasıl bir şey sormuş? 120 TL'ye alınan bir ürün %20 karla kaç TL'ye satılır demiş. 120 TL'ye aldık arkadaşlar. Bakalım ne kadar kar edeceğiz? %20 kar edecekmiş. Şunları gönderdim. 24 TL kar elde edeceğiz. Maliyetimiz ne kadardı? 120. Karımız ne kadar? 24. O zaman 120 üzerine 24'ü eklediğimde elde ettiğim 144 ifadesi bizim satış fiyatımızı verecektir. Bu da zaten soruda sorulandır. Şimdi geldim yan taraftakine. Diyor ki 200 TL'ye alınan bir ürün 115 zararla. 200 TL'ye %15 zarar diyorum. Ne yapacağız şimdi? Bunlar gitti. 2 ile 15'i çarptık. 30 TL zarar bulduk. O zaman 200'den, yani maliyetten bu zararı çıkarttığımda arkadaşlar geriye elde ettiğim bu 170 lira bizim satış fiyatımızı verecektir diyoruz. Yukarıdakilerin de inanılmaz güzel özetini yapmış olduk. Haydi bakalım devam. Sorumuz diyor ki %30 karla 390 TL'ye satılan bir ürünün maliyet fiyatı nedir? Şimdi gelin maliyete 100x diyelim. %30 karla satıldığına göre kar 30x. Satış fiyatı da bu durumda arkadaşlar 130x olacak. Bu 130x'in karşılığı bu durumda 390 TL'ye eşitmiş, sorunun bize verdiği ifade. Burada her tarafı 130'a böldüğümde x'in karşılığı ne gelecektir? 3. X yerine 3 yazdığımda elde ettiğim ifadenin karşılığı da buradan 300 TL gelecektir maliyet açısından. Diyor ki %12 zararla 44 TL'ye satılan bir ürünün maliyeti ne kadardır? Aynı şeyi kuracağız. Maliyetimiz 100x diyeceğiz. Zarar var, dikkat edin, %12, yani 12x'lik bir zarar. Zarar olduğundan dolayı maliyetten zararı çıkartacağız ve satış fiyatını 88x diyeceğiz. Bu 88x soruda 44'e eşit. Her tarafı 88'e böldüğümde x'in karşılığını buradan 44 ile 88'i sadeleştirirsem 1 bölü 2 gelecek. 1 bölü 2 bulacağız. Getirip bunu maliyetteki x yerine yazarsam 100 çarpı 1 bölü 2, ki buradan da karşılığı 50 TL bulunacaktır maliyet. Sorumuz diyor ki maliyeti 350 TL olan bir ürün 490 TL'ye satıldığında yüzde kaç kar elde edilir diyor. Şimdi arkadaşlar maliyetimiz 350. Karımızı bilmiyoruz şu an ama satış fiyatımız 490. Fakat satış fiyatından maliyeti 350'yi çıkarttığımızda şu aradaki 140 lira bizim neyimiz olacaktır? Karımız. Peki yüzdesini sormuş. Ne olur unutma, karın yüzdesi maliyet üzerine hesaplanır. Yani şöyle diyeceğiz. 350 lirada 140 lira kar ettiysem yüzde ne kadar kar etmişimdir deyip içler dışlar çarpımı yapacağız. Bu durumda 350 çarpı x 100 çarpı 140'a eşit. Şunu da şunu sadeleştirdim. 35x eşittir 140 çarpı 10'dan 1400'e eşit oldu. 35 ile 1400'ü sadeleştirdiğimde arkadaşlar buradan 40 gelecektir. Dolayısıyla %40 kar vardır diyoruz bu satışta. Maliyeti 200 TL olan, hemen yazdım maliyet 200 TL bir ürün 144 TL'ye satılmış, o zaman bir zarar var. Satış fiyatımız 144. 200'den 144'ü çıkarttığımda 56 liralık bir zararımız var. Fakat bize kaç TL zarar ettin demiyor. Bize diyor ki yüzde kaç zarar ettin. Tekrar söylüyorum, kar ve zarar maliyet üzerinden hesaplanır. Yani 200'de 56 zarar ettiysen
yüzde ne kadar zarar etmişsindir diye bakılır. İçler dışlar yapabilirsin fakat oran orantı görmüş insanlarız kardeşim biz. 200'e 100 iki katı, 56 neyin iki katı, 28'in, dolayısıyla %28 zarar elde edilmiştir diyoruz burası için. Başka bir soru var, diyor ki bir satıcı bir ürünün etiket fiyatını maliyet fiyatı üzerinden %60 karla belirlemiştir. Burada bir duralım, hemen bir şeyler yazalım. Maliyetimiz 100x, karımız %60 belirlenmiş, 60x. O zaman satış fiyatımız 160x. Fakat kampanya döneminde bu ürün etiket fiyatı üzerinden. Hocam etiket fiyatı hangisi? Arkadaşlar satış fiyatı dediğimiz fiyatın başka bir adı etiket fiyatı. Yani 160x'ten bahsediyor. 160x'te şimdi indirime gidecek. Ne kadarlık bir indirim yapacak? %25. %25 ne demekti aslında? 1/4. O zaman buradan 1/4'lük bir indirim. 160x'in 1/4'ü 40x'lik bir indirim yaparsa demek ki kaça satacak arkadaşlar? 120x'e satacak. Bu bize göre. Adama göre ne kadarı satacak? 480 TL'ye. O halde 120x eşittir 480. Her tarafı 120'ye böldüğümde x'in karşılığı buradan 4 gelecektir. Maliyet fiyatı istenmiş. X yerine 4 yazdığımda maliyet fiyatının karşılığı da 400 gelecektir. Sorumuz diyor ki bir mağazada montlarda %40 mevsim sonu indirimi uygulandığında bir günde satılan mont sayısının %110 arttığını görülmüş. Ay maşallah, ciddi bir artış. Şimdi arkadaşlar hem indirim ya da zam ya da bu mont sayıların artış ya da azalış sorularında şöyle çözmenizi rica ediyorum. Diyorum ki önce bir mont fiyatı belirleyelim. Bir tanesinin fiyatı 100x olsun. Ve adet belirleyelim. Her gün bu mağazada 100y tane mont satılsın. Biz 100x'de 100y'yi çarptığımızda elde ettiğimiz 10.000x'ye arkadaşlar bu mağazanın elde ettiği cirodur. Ciro ne hocam? Toplam kasada biriken para. Tamam. Şimdi montlarda %40 mevsim sonu indirim yapıyor. Fiyatta bir düşüş var. İndirim yapacağız. %40 demek 40x indirim demek. Yani montları artık 60x'e satıyoruz. Mont sayısının %110 arttığı. Bak 100y'de 110y artmış. Yani artık 210y tane mont satıyoruz. E bunları çarpalım bakalım kasamıza giren para ne kadar olmuş. Çarptığımda bunu 21 ile 6'yı çarparsam 12.600x'ye olacaktır. Peki diyor ki bu mağazanın kasasına mont satışından bir günde giren para miktarı ne olmuş? Bakın 10.000 giriyordu, şimdi 12.600 giriyor. Yani 2.600x'ye artmış. Neydi başlangıç kriterimiz? 10.000x'ye'ydi. 10.000x'ye'de 2.600x'ye artmışsa yüzde ne kadar artmıştır diye bakacağız. Bakın arkadaşlar burada 2 sıfır silerek buna ulaşmışlar. O zaman biz de 2 sıfır silerek buna ulaşabiliriz. Dolayısıyla %26'lık mağazanın kasasına giren para artmıştır. Bak bu soru çok önemli güzel kardeşim. Yaş kayısı, kuru kayısı. Yaş sabun, kuru sabun. Yaş incir, kuru incir. Bunlarla karşı karşıya kalacaksın ve bunlar biraz canını acıtabilir. Mantalitesini öğren, bir daha canın acımasın. Haydi başlıyorum. Diyor ki bir tüccar kilogramını 20 TL'den aldığı bir miktar yaş kayısıyı kurutarak kuru kayısıların kilogramını 40 TL'den satıyor. Tüccar bu satıştan %60 kar elde ettiğine göre yaş kayısı kuruyunca ağırlığının yüzde kaçını kaybetmiştir? Şimdi 100x kilogram ne yaptık? Yaş kayısı aldık. 20 lira verdik kilosuna. Bu durumda 2000x'lik bir maliyetimiz var. 2000x TL maliyet. Şimdi ne kadar kilogram kaldı bilmiyoruz kuruyunca. Ama bunu 40 liradan satmışız. Bu satış fiyatını bulabilirim arkadaşlar. Çünkü bana %60 kar elde edildiği söyleniyor. Benim maliyetim hatırlarsanız 2000x'ti. Bunun %60'ını hesap edersem şu tak 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 ne kadar gelecek? 1200x kar gelecek. 2000x maliyette. 1200x'i cebime koyduğumda bu durumda 3200x TL para birikmiş olmalı cebimde. Kaç liradan satınca? 40 liradan. Hemen 3200x'i 40'a böldüğümde demek ki buranın 80 kilogram olduğunu bulurum. Demek ki bizim yaş kayısımız ne olmuş arkadaşlar? 100x iken kurutulmuş ve 80x'e düşmüş. Ne kadarlık bir azalış var? 20x. Zaten bize de o soruluyor. Yaş kayısı kuruyunca diyor ağırlığının yüzde kaçını kaybeder? 100x'de 20x'lik bir kayıp. Bu da %20 kaybedildiği anlamına gelir. Geldim karışım problemlerine. Diyor ki bir karışımdaki belli bir maddenin karışımdaki yüzdesini bulmak için orantı kullanılıyor. Karışımdaki belirli bir maddenin karışımdaki yüzdesi şununla bulunuyor.
İstenilen madde bölü karışım miktarı, yani karışımın toplam miktarı çarpı yüzde bulunuyormuş. Haydi bakalım sorularda bunu kullanalım. Sorumuz diyor ki 16 gram şeker ve 36 gram suyun karıştırılmasıyla oluşan karışımdaki şeker ve su oranlarını bulalım demiş. Şimdi arkadaşlar toplam karışımımız ne kadar? 16 gram şekerimiz, 34 gram da suyumuz var. Toplam karışımımız 50 gram. 50 gramdaki şeker ne kadar? 16. O zaman 50'de 16 şeker var. Peki su oranımız? O da 50'de 34. Bu da su oranımız. Şimdi diyor ki şeker ve su yüzdelerini bulalım. Hemen şöyle yapıyoruz. 50 gramlık karışımda 16 gram şeker varsa yüzde ne kadardır diyoruz. İçler dışlar yapabilirsin ama iki katı olduğundan dolayı bunu da iki katını alırsan x'i buradan 32 bulacaksın. Yani %32 şeker varmış. %32 şeker varsa bunu %100'e tamamlayan %68 de bunun su oranıdır. Ama onu da şöyle bulalım. 50'de 34 su varsa yüzde ne kadar su vardır? Yine iki katı. İki katı dediğimizde buradan da aynı şekilde 68'i bulabiliriz. A gram karışımın içinde yüzde x oranında bulunan maddenin miktarı A çarpı x bölü 100'dür. Evet. Hemen bakıyorum soruma. %35'i tuz olan 300 gram tuzlu su karışımında kaç gram tuz vardır? Arkadaşlar 300 gramlık karışımın %35'i tuzmuş ve bu %35'i merak ediyoruz tabii ki. Şunları sadeleştirdim. 3 çarpı 35'ten de karşılığı ne gelecektir? 105 gram tuz olduğu gelecektir. Mesela bizden su istenseydi 300'den 105 çıkartır, 195'te su var derdik. Sorumuz diyor ki %40'ı tuz olan 180 gram tuzlu su karışımına... burada bir duralım. 180 gram tuzlu su karışımımız var ve bunun %40'ı tuzmuş arkadaşlar. %40. Hemen bir bakalım. 18 çarpı 72'den 18 çarpı 4'ten 72 gram gelir. Bu içindeki nedir? Tuz. Şimdi 13 gram tuz ekliyoruz. O zaman bu arada şunu da hesap edelim. 180 gram tuzlu suydu ya, 72 gram tuzsa geriye kalan 180'den çıkarttığımda 72'yi, 108 gram da su olacak. Tamam. 13 gram tuz ilave ediyoruz. Artık 85 gram tuz var. 57 gram da su ilave ediyoruz. 57 eklediğimde burası da 165 gram su olacak. Diyor ki yeni karışımdaki tuz oranı yüzde kaçtır? Şimdi yeni karışımın toplamı 145, 165 ile 85'in toplamından 250 gramlık bir karışımımız var. İçindeki neyi soruyorsunuz? Tuz oranının yüzdesini. O zaman 250 gramda 85 gram tuz varsa yüzde ne kadar vardır diyerek içler dışlar çarpımını yapıyorum. %85 çarpıyorum. 250 ile de x'i çarpıyorum. Şimdi şununla şunu gönderdim. 25 ile 5'i sadeleştirdim. 85 ile de 5'i sadeleştirdim. Ve son olarak 5 ile de 10'u sadeleştirdim. 2 çarpı 17'den x eşittir 34 olacaktır. Demek son durumdaki tuz oranı %34'müş. Birden fazla karışım farklı bir kapta birleşir ise ne oluyormuş? Şimdi x gram tuzlu suyumuz var. Yüzde a'sı arkadaşlar bunun tuz. Tamam. Bakın hemen hesap etmiş. X çarpı bu karışımın tamamı. Bu da içindeki tuz oranı. Tamam. Sonra y gram tuzlu suyumuz var. İçinde yüzde b var. Evet. B bölü yüzde çarpmış. İçindeki tuz miktarları karıştırılmış. Şimdi toplam karışımımız, bak burada x gramdı. Burada da y gramdı. Toplam karışımımız x artı y oldu. X artı y'nin yüzde c'sine eşit olacaktır diyor. Bakalım nasıl sorularla karşılaşacağız şimdi. Sorumuz diyor ki alkol oranı diyor %20 olan 220 mililitre kolonya ile. Şimdi bak bir tane kabımız olsun şöyle. Hatta bir kabımız daha olacak biraz sonra. Bu kabın içerisinde 220 mililitre ne var arkadaşlar? Kolonya var. 220 mililitre. Diğerinde ise 180 mililitre kolonya var. Bu 220 mililitre kolonya olanın %20'si, hemen hesap edelim. 220 çarpı 20 bölü 100. Çat çat pat pat gitti. 44 mililitresi alkol. Tamam. Bu 180 mililitre olanında %40 alkolmüş. Hemen onu da hesap edelim. Şunlar gitti. Dolayısıyla buradan da 72 mililitre alkol geldi. Diyor ki karıştır diyor bunları. Karıştırdıktan sonra yeni karışımla alakalı diyor konuşalım. Başka bir büyük kapta bunları karıştırdığımızda arkadaşlar 400 mililitre. Çünkü 220 buradan, 180 buradan, 400 mililitre kolonya olur. İçindeki alkol oranı da 44 ile 72'nin toplamından ne kadar gelir? 116 mililitre. Ve son olarak biz de şunu yaparız. 400'de 116 ise yüzde ne kadardır diye sorarız. İçler dışlar çarpımı yapabilirsin ama 4'te 1'i bunun. Bunun da 4'te 1'ini alırsan bu iş biter. Gideyim 116'yı 4'e böleyim. 4'e böldüm. 2 kere 4 8. Buradan 36.
Dolayısıyla 29'muş. Demek ki oran %29 olacaktır. Bu iki karışım karıştırıldığında oluşan alkol oranı. Sorumuz diyor ki yukarıda verilen birinci kapta %10'u tuz olan 60 gram tuzlu su karışımı. Şimdi bir duralım. Burada 60 gram varmış ve %10'u. Tamam. İkinci kapta ise %30'u tuz olan 30 gram. Bu da 30 gram. Önce birinci kaptaki karışımın yarısı. Şimdi şöyle düşüneceğiz o zaman. 30 gramını alıyoruz bunun. %10'u tuz olduğuna göre 3 gramlık tuzumuz var. Çünkü %10 onda 1 demek ki. Bunu alıyoruz, bunun içerisine atıyoruz. Tamam. İkinci kaba döktüğümüzde ikinci kapta 30 gram vardı. Bir 30 da buradan gelecek. Artık ikinci kapta 60 gram var. %30'u ne kadardır? Hemen hesap edelim. 30'un %30'u. Çat çat pat pat. Burası ne geldi? 9 gram varmış bunun içerisinde. 3 gram da tuz buradan geldi. Son durumda burası 60'ı 12. Bu durumda son durumda malumunuz birinci kapta 30 gram karışım var. 3 gramı tuz. İkinci karışımda son durum 60 gram karışım var. 12 gram tuz. Diyor ki sonra da ikinci kapta oluşan yeni karışımın yarısı. Bunun yarısı ne kadar yapar? 30 gram 6 gram tuz. Bunu da getiriyoruz buraya döküyoruz. Toplam karışım 60'a çıkarken burası da 6 buraya geleceğinde 9 olacak. Yani artık birinci karışımda 60 gram var ve içinde 9 gram tuzlu var. Diyor ki son durumda diyor birinci kapta oluşan karışımın yüzde kaçı tuz olur? Hemen yapalım. 60'da 9 ise yüzde kaçtır diyeceğiz. Hemen bir işler dışlar. 900 eşittir 60x. Sıfırları sadeleştirip 6'ya bölersem x'in karşılığı buradan 15 gelecektir diyoruz. Şimdi yüzde karışım kar zararı noktaya koyuyoruz. Sırada bu dersin geri kalan kısmında ne konuşacağız? Hareket problemleri. O zaman haydi bakalım hareket problemleriyle devam ediyoruz. Evet, hareket problemleriyle karşınızdayız arkadaşlar. Şimdi bak artık problemleri noktaya koyuyoruz. Bundan sonraki konumuz artık geometri olacak. Ama senden çok önemli bir ricamız var. Hareket problemlerine başlamadan önce bunu konuşmak istedim. Ne yapmanı istiyoruz biliyor musun? Bu problemlerin içinden geçmeni istiyoruz. Bol bol problem çöz. Hatta günlük kendine bir hedef belirle. Günde 5 tane problem çözmeliyim her günde. Çünkü bu senin üniversite sınavında gerçekten çok işine yarayacak. Döneceksin diyeceksin ki Tonguç'ta bir hoca vardı. Bizi sürekli her gün 5 problem her gün 5 problem çöz diyordu. Ah süpermiş. Teşekkür ediyoruz hocam sana diyeceksin. Ama bunu yaparsan. Lütfen rica ediyorum. Artık dediğim gibi problemleri noktaya koyuyoruz. Hareket problemleri son başlık. Haydi bakalım o zaman başlayıp bitirelim. Hareket problemleri başlasın. Problemlerin günlük kullanım alanları ve faydalarını biliyorsun bütün başlıklarda aynı şeyi söyledik arkadaşlar. Onun için burasını tekrara düşmüyorum. Ödevlerimiz var. Hareket problemleri bittikten sonra 0'dan 9'a matematikte sayfa 174'ten 181'e kadar sorumlusun. Dinamo matematikte ise iki parçaya ayırmıştık bunu. Bir sayfa 148'e bakacaksın. Bir de 153'ten 180'e kadar. Bu da problemlerin tamamı. Hepsine birden bakarsan inanılmaz iyi olmuş olacak. Haydi bakalım hareket problemleri başlıyor. Hareket problemlerinde diyor ki x yol, v hız ve t de zaman olmak üzere bir aracın v sabit hızıyla t saatte aldığı yol x eşittir v çarpı t ile hesaplanır. X eşittir vt, yol eşittir hız çarpı zaman. Fakat bir soruda senin zamanı bulman gerekirse yolu gidiyorsun hıza bölüyorsun. Ya da hızı bulman gerekirse yolu zamana bölüyorsun. Hızla zaman her daim çarpılırlar. Fakat yol bazen hıza bölünür, bazen de zamana bölünür. Diyor ki, saatte 60 km giden bir hareketi 5 saatte diyor ne kadar yol alır? Hız var mı? Var. Zaman var mı? Var. Hızla zamanı çarparsan, yani 60'la 5 çarparsan buradan neyi elde edersin? Yolu. Dolayısıyla 300 km olur. Saatte 80 km hızla giden bir hareketi 560 km'lik bir yolu kaç saatte alır diyor. 80 hız. 560 yol. Dikkat et. Yol var, hız var, zaman yok. O zaman yolu gideceğiz, hıza böleceğiz. Yani 560'ı 80'e böleceğiz. Yani şuradaki gibi yapacağız. Dolayısıyla buradan da karşılığı 7 saatte alır sonucuna ulaşacağız. Sorumuz aralarındaki mesafe 390 km olan A ve B şehirler arasındaki yolun bir kısmı asfalt, diğer kısmı topraktır. A şehrinden yola çıkan biri asfalt yolda saatte 90 km sabit hızda. Bak asfalt yolda 90'la gidiyormuş. Toprak yolda ise 60 km sabit hızla yol alarak 5 saat sonra B şehrine varmış. Şimdi bak güzel kardeşim. Biz asfalt yolda hızımız ne kadar? 90. Toprak yolda ne kadar? Bunları not alalım ki zihnimizde bir canlansın. Toprak yolda da 60. Peki biz 5 saatte H
Hem asfalt hem topraktan geçtik mi? Geçtik. O halde diyorum ki asfalt yolu x saat hareket ettiysek, toprak yolda ise 5 eksi x saat hareket etmişizdir. Çünkü bu yolculuğun tamamı 5 saat. X saat asfalttaysa 5 eksi x saat de nerededir? Toprakta. Peki şu bizim hızımız, bu da bizim zamanımız. E çarpalım kardeşim bunları. Neyi elde edeceğiz? Yolu. Hangi yolu? Asfalt yolu. Artı 60 hız. E bu da zaman. Bununla da bunu çarpalım. 300 eksi 60x. E bu da yol. İki yolu topladığımda A'dan B'ye kadar olan 390 kilometrelik yolu bulmuş olacağım. Eşittir 390. 90x'den 60x'i çıkarttım, 30x. 300'ü karşı tarafa atıp 390'dan çıkarttım ve her tarafı 30'a böldüğümde x'in karşılığı buradan ne gelecektir? 3. Ne isteniyor? Asfalt yolun uzunluğu. Arkadaşlar hatırlarsınız daha denklemi kurarken buranın asfalt yolunun uzunluğu olduğunu söylemiştim. X yerine 3 yazar 90'la çarparsak asfalt yolun karşılığı buradan 270 km çıkacaktır. Sorumuz diyor ki bir araç iki şehir arasındaki yolu saatte 80 km hızla gidip hiç mola vermeden saatte 100 km hızla dönüyormuş. Yolculuk 8 saatte tamamlanmış. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey çizelim. Bu tarafa doğru 80 km gitsin. Bu tarafa doğru da 100 km ile gitsin. Bunlar bizim hızlarımız. Buradan buraya kaç saatte gitti bilmiyoruz. X saat diyelim. O zaman dönüş yolum ise 9 eksi x saat olacak. Deminki asfalt toprak yolu hatırlayın. Çünkü burada bahsedilen yolculuğun tamamı 9 saatte bitmiş. O zaman x saatte gitmişse 9 eksi x saatte dönmüştür. Şimdi gelelim. Bu hız, bu da zaman. Bunların ikisini çarparsam yolu bulurum. 80x. Bu hız, bu da zaman. Hızlı zamanı çarparsam 100 çarpı 9 eksi x'ten yine yolu bulurum. E gidilen gelinen yol aynı yol. Dolayısıyla bunlar birbirlerine eşit olacaktır. Dolayısıyla 80x eşittir. 100'ü dağıtıyorum. 900 eksi 100x yaptı. Eksi 100x'i karşı tarafa atarsam burası 180x eşittir 900. Her tarafı 180'e böldüğümde x'in karşılığı buradan 5 çıkacaktır. İki şehir arasındaki uzaklık sorulmuş. İsterseniz buradan bulabilirsiniz, isterseniz buradan. Fakat biz tabii ki kolay olanı tercih edeceğiz. 80x yerine x gördüğüm 5 yazarsam 80 çarpı 5'ten yolun karşılığını 400 km bulmuş olacağız. Sorumuz der ki Bahar evinden iş yerine 3 metre bölü dakika hızla giderse 2 dakika geç kalıyor. 5 metre bölü dakika hızla giderse 2 dakika erken varıyor. Buna göre Bahar'ın evi ile iş yeri arasındaki mesafe kaç metredir? Şimdi bak Bahar 3 metre bölü dakika ile gittiğinde 2 dakika geç kalıyor. Normalde T'de gidiyor olsa demek ki T artı 2 sürede gitmeli. Daha uzun sürmeli ki geç kalsın. 5 metre bölü dakikada gidiyorsa 2 dakika erken varıyor. Demek ki T'de varacağını düşünmüşsek T-2'de varacak. E şimdi bu hız. E bu da zaman. E çarpalım kardeşim. 3T artı 6 yol. 5 hız. T-2 zaman. E çarpalım. 5T eksi 10. Bu da yol oldu. Tabii ki Bahar'ın evinden iş yerine olan mesafe her iki ifadede birbirlerine eşit olacağı için ben de aralarına eşittir koydum. 3T'yi karşı tarafa attığımda 2T. Eksi 10'u karşı tarafa attığımda 16. Demek ki T'nin karşılığı buradan ne gelecektir? 8. Diyor ki eviyle iş yeri arasındaki mesafe kaç metredir? İstersen buradan, istersen buradan bulabilirsin. Ben bu sefer buraya yazacağım. 5 çarpı 8 eksi 10, buradan da 40 eksi 10'dan karşılığı 30 gelecektir diyoruz. Geldik bir ekstra mevzusuna. Diyor ki ortalama hız alınan toplam yol bölü toplam süreyle bulunur. Diyor ki bir araç 540 kilometrelik bir yolun 2 bölü 3'ünü 120 kilometre bölü saatle, geriye kalan kısmını ise 90 kilometre bölü saat hızda gidiyormuş. Aracın yol boyunca ortalama hızı kaç kilometre? Şimdi yukarıdaki denklemi kullanırsam. Toplam yol ne kadar arkadaşlar? Söylemiş zaten 540. 540'ımı yazdım. Fakat toplam süreyi bilmiyorum. 540 kilometrelik yolun 2 bölü 3'ünü bir bulalım. 3'e böldüm 180. 2 ile çarptığımda 360 kilometrelik. Bu 360 kilometrelik yolu 120 ile gitmiş. Elimde yol var. Bir de hız var. Yolu hıza böldüğümde de zamanı elde ederim. İlk kısım 3 saat sürmüş. Geriye kalan diyor. 540 kilometrelik bir yolumuz vardı. 360 kilometresini gittiğimize göre geriye 180 kilometrelik yol kaldı. Bu 180 kilometreyi de ne kadarla almış? 90'la. Yolu hıza bölersem yine buradan zamanı bulurum. Dolayısıyla burası da 2 gelecek. 540'ı 5'e böldüğümde de toplam yol bölü toplam zamanı elde etmiş olurum. Bu da bize ortalama hız verir. Ortalama hız 108'miş. Ve bir alt başlığa geldik. Karşılaşma problemleri. Bazen böyle karşıdan birbirlerine doğru gelecekler. Bazen birisi kaçacak, birisi kovalayacak. Hatta
Hatta ileride böyle dairesel pistler, kare pistler, dikdörtgen pistler göreceğiz. Haydi bakalım giriş yapıyoruz. V1 soldaki aracınızı, V2 sağdaki aracınızı. Birisi A'dan birisi B'den doğru. Birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Diyor ki A ve B noktalarından karşılıklı olarak aynı anda harekete başlayan iki araç T-sersonun C noktasına karşılaşıyorlarsa bunların başlangıçta aralarındaki mesafe olan AB bunların hızlarının toplamıyla karşılaşma süresi olan T'nin çarpımıyla bulunur diyor. Tekrar söylüyorum. Başlangıçta aralarındaki mesafeyi bulmak istiyorsanız hızlarını toplayıp karşılaşma süresiyle çarpmanız gerekiyormuş. Bunun da bir sebebi var aslında. Nedir o sebep? Hemen gösterelim. Bu V1 hızına sahip olan araç burayı T vakitte alacak. Dolayısıyla buranın uzunluğu V1 çarpı T. Hız çarpı zaman. Burası da V2 çarpı T olacak. Sonra AB'yi bulabilmek için V1 T V2 T'yi toplaman gerekecek. T parantezini aldığında aşağıdaki ifadeye ulaşmış olacaksın. Yolun hız çarpı zamanı eşit olduğunu unutmadığınız sürece yeni yeni bir şeyler karşınıza çıksa bile altından kalkarsınız. Hadi bakalım. Sorumuz diyor ki A ve B noktalarından hızları 95 ve 75 km/s olan iki araç aynı anda birbirlerine doğru harekete başladıktan 5 saat sonra karşılaşıyorlar. Bitti benim için soru. A ile B arasındaki mesafe eşittir. Hızları topluyorum. 95 artı 75. 5 saat sonra karşılaştıklarına göre 5 ile çarpıyorum. 95 ile 75'i topladığımda buradan karşılığı ne gelecek? 170. 5 ile de çarparsam karşılığı 850 olacaktır. Demek ki A ile B arasındaki uzaklık 850 kilometreymiş. Yakalama soruları. Deminki neydi? Karşılaşma soruları. Bak dedim ki birisi kaçacak, birisi kovalayacak biraz sonra. Neymiş kardeşim, okuyalım. Diyor ki A ve B noktalarından aynı anda aynı yöne doğru harekete başlayan iki araç T saat sonu C noktasına yan yana geliyor. Tabi burada önemli bir bilgi var. V1'in V2'den büyük olduğu söylenmiş. Tabii ki kovalayan aracın hızı kaçan aracın hızından fazla olmalı. Aksi takdirde yetişme şansı olamaz. Bu durumda aralarında başlangıçta bulunan mesafe olan AB arası mesafe neye eşit olacak? Bu sefer hızlarını çıkartıp yakalama zamanı olan T ile çarpmamız eşit olacak. Karşılaşmada da yine başlangıçta aralarındaki mesafeyi nasıl buluyorduk? Hızları toplayıp karşılaşma süresiyle çarpıyorduk. Burada ise hızları çıkartıp T ile çarpacağız. Sorumuzda V kilometre ve 80 kilometre hızlarda aralarındaki 120 kilometre mesafeyi başlangıçta koruyan iki araçla alakalı bir sorumuz var. Bakalım cümleyi okuyoruz. Diyor ki aralarındaki mesafe 120 kilometre olan A ve B noktalarından şekildeki gibi ve 80 kilometre hızlarla aynı anda aynı yöne doğru harekete başlayan iki araç 4 saat sonra C noktasına yan yana geldiğine göre V kaçtır denmiş. Aralarında başlangıçtaki mesafe neymiş arkadaşlar? A ile B arasındaki 120. Bu neye eşitti? Hızlarının farkını alıyorduk. Diyeceksin ki hocam niye V'den 80'i çıkarttın da 80'den V'yi çıkartmadık? Bunu az önceki slide'da konuştum. V'nin daha büyük olması lazım ki öndeki 80'e yetişebilsin. Ondan dolayı V'nin neticede 80'den büyük olduğunu bildiğim için V-80 yazdım. Çarpı yakalama süresi 4. 120 ile 4'ü sadeleştirirsem burada 30 eşittir V-80 olur. Eksi 80'i karşı tarafa attığımızda aradığımız V'nin karşılığını buradan da 110 bulmuş oluruz. Sorumuz diyor ki A ve B noktalarında bulunan iki araç sırasıyla 70 ve 50 km saat hızlarla şekil 1'deki gibi aynı anda birbirlerine doğru harekete başlıyorlar. Peki 1,5 saat sonra karşılaşıyorlarmış. O zaman burada bir duralım. Bak güzel kardeşim, biz bu AB arasına X dersek bu X'i hemen buluruz. Hızları toplayacağım. Çünkü birbirlerine doğru bir hareket var. 70 artı 50. Sonra bunu 1,5'la çarpacağım. Çünkü 1,5 saat sonra karşılaşıyorlarmış. X eşittir 120 çarpı 1,5. Bunun da karşılığı buradan 180 kilometre gelecek. Tamam. Biz X'i yani AB arası uzaklığı 180 bulduk. Diyor ki eğer diyor şekil 2'deki gibi aynı anda aynı yöne doğru hareket ederlerse C noktasına yan yana geliyorlarmış. BC noktaları arasındaki uzaklık. Şimdi ben buranın 180 olduğunu biliyorum. Acaba diyorum kaç saat sonra yetişecek? Ne yapıyorum? Aralarında başlangıçtaki mesafe ne kadardı? 180. Hızları çıkartıyorum. 70-50 çarpı diyorum T. Bu T ne? Yakalama zamanı. Peki 70'ten 50'yi çıkarttığımda 20. 20 ile T'yi çarptığımda 180 olacaksa T'nin karşılığı buradan 9 gelecek. Yani 9 saat sonra yakalayacak. Bizden istenilen mesafe BC'ydi. BC'yi tek başına yol alan kim? 50 ile hareket eden. Diyeceksin ki hocam 70 de oradan geçmiş. Çok haklısın. 70 üzerinden de yapacağım biraz sonra. Mutlu edeceğim seni, merak etme. 50 arkadaş B'den C'ye 9 saatte gitmiş. O zaman hızla zamanı çarparsan buranın karşılığı 450 olacak. Hocam 70 üzerinden nasıl yapacaksın? Onu da şöyle yapacağım. Hız ne kadar? 70. 9 saatte buraya varmış. 70 çarpı 9'dan 630 kilometre. Burası 180 ise 630'dan 180'i çıkarttığımda B ile C'nin arasını yine hemen bulmuş olacağım. 450 bulmuş olacağım. Sorumuz diyor ki hızları saatte 70 kilometre ve 110 kilometre olan iki araç A şehrinden C şehrine doğru aynı anda harekete başlıyorlar. Hızlı olan araç C şehrine varıp
hiç durmadan geri dönüyor. B noktasında diğer araçla karşılaşıyor. Tamam, o zaman şu arkadaşın hızı 70. Bu arkadaşın hızı ise 110. Şimdi arkadaşlar, T vakitte gerçekleşmiş bunlar. T vakitte. O zaman A'dan B'ye 70'te giden arkadaş T vakitte A'dan B'ye ulaştığına göre burası 70'te. 110'la giden arkadaş ne yapmış? Şu yolu, bak bu yolun tamamını bulabilirim. 110 çarpı T. Fakat şöyle bir keselim şuradan. Burası 70T idi. O zaman şurasının tamamı 40T olacak. 40T ise 20T buraya, 20T buraya kalacak. O halde BC'yi de 20T bulduk. Diyor ki AB bölü AC. E bitti. AB 70T. Ve sonra da AC uzunluğu. Dikkat, AC tamamı. Orası da 90T. Bu durumda buradan da karşılığı ne gelmiş olacak? T'ler gider. Sıfırlar gider. 7 bölü 9 bulunur. Geldik dairesel pist sorularına. Diyor ki dairesel bir pistte aynı noktadan zıt yönde harekete başlayan iki araç karşılaştıklarının dairesel pistin çevresi kadar yol almış olurlar. Arkadaşlar bakın, zaten bunlar birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Bakın bu tarafa doğru, bu tarafa doğru. Bu da belli bir süre sonra gördüğün gibi birbirlerine doğru hareket ettiklerini bulacaksın. Onun için hızlar toplamı V1 artı V2. Karşılaşma süresi T dediğinde bunların aldıkları toplam yol, gördüğün gibi bu buradan gelse şuraya kadar, bu da buradan buraya kadar gelse ve şurada karşılaşsalar, dairesel pistin çevresi kadar yol almış olacaklar. Onun için dairenin çevresi uzunluğu V1 artı V2 çarpı T işte. Aynı noktadan başlarlarsa ne oluyormuş? Bir okuyalım. Dairesel bir pistte aynı noktadan aynı yöne doğru harekete başlayan iki aracın tekrar yan yana gelmesi için hızlı olan aracın yavaş olanından bir tur fazla atması. Tabiri caizse araba yarışı biliyorsanız tur bindirmesi gerekiyor. V1 V2'den büyükse arkadaşlar V1 eksi V2 çarpı T. Bu da bize nereden tanıdık? Birisi kaçıyor, birisi kovalıyor. Çünkü belli bir süre sonra zaten V1 kendini öne atacağından dolayı V2'yi yakalıyormuş gibi olacak. Hızları çıkartıp yan yana gelmeleri zaman için T denilirse, bu T ile çarptığında bu da çevre uzunluğuna eşit olacaktır diyoruz. Çünkü yakalaması için bir tur fark kapatması gerekecek. Malumunuz V1'in V2'yi. Sorumuz diyor ki çevre uzunluğu 720 metre olan dairesel bir pist üzerindeki A noktasında bulunan iki hareketli aynı anda zıt yönde harekete başlarlarsa 10 dakika sonra, aynı anda aynı yönde doğru harekete başlarlarsa 36 dakika sonra yan yana geliyorlar. Şimdi bak, 720 eşittir dairesel pistin çevresi. Birisi V1'miş, birisi V2'ymiş. Hızlı olan V1 olsun. Bak bu tamamen tercih meselesi. V1 eksi V2 çarpı diyeceğim ve soracağım. Şimdi siz buraya hangi süreyi yazacaksınız? 10 dakikayı mı yazacaksınız, 36 dakikayı mı yazacaksınız? Düşünüyorum hocam. Evet, düşün, bir durdur kardeşim diyor, bir düşün. 36'yı yazarsan doğru yapmış olacaksın. Çünkü aynı anda aynı yöne doğru harekete başlarlarsa hızları çıkartıyorduk. Yine 720 eşittir V1 artı V2 dersen bu sefer de 10'la çarpacağız. Çünkü araçlar birbirine doğru hareket ediyorlar olacak. Dolayısıyla bu sefer de 10 dakika. Şimdi arkadaşlar bundan sonrası şöyle. 720 ile 36'yı sadeleştirdiğimde burası 20. V1 eksi V2 20 buldum. 720 ile onu sadeleştirdiğimde burası da 72. V1 artı V2'yi de 72 buldum. Ben bunları taraf tarafa topladığımda V2'ler gidecek. 2V1'in karşılığı buradan 92. Her tarafı 2'ye böldüğümde V1'in karşılığı buradan ne gelecektir? 46. V1'e de hızlı demiştik hareket hatırlarsan. Dolayısıyla hızlı olan hareketlerin hızı kaç metre bölü dakikadır diyor. 46'yı bulduk. Sorumuz der ki dairesel bir pist üzerindeki A ve B noktalarında bulunan iki hareketli sırasıyla 18 ve 12 metre bölü dakika hızlarla aynı anda birbirlerine doğru harekete başladıktan 8 dakika sonra ilk kez karşılaşıyorlar. Bak şimdi güzel kardeşim, 8 dakika sonra birbirlerine karşılaşıyorlarsa biz ne yapacağız? Şu mesafe, şimdi boyamaya başladığım mesafeye dikkat et. Bu mesafeye x diyeceğiz. X eşittir. Birbirlerine doğru geldiklerinden dolayı hızları toplayacağız. 18 artı 12'den 30. Kaç dakika sonra karşılaşmışlardı? 8. 30 çarpı 8'den bu aradığımız X'i 240 bulacağız. Tamam. Diyor ki şuralarda bir yerde karşılaşmış olsalar. Burada karşılaştılar. Sonra bu arkadaş buraya 12 ile gidecek. Bu arkadaş da buraya 18'e gidecek. Diyor ki harekete başladıktan kaç dakika sonra ikinci kez karşılaşırlar? Şimdi bundan sonra bir daha karşılaşmayı soruyor. Bu sefer toplam dairenin çevresini hesap etmem lazım. Çünkü aynı noktadan harekete başlıyorlar gibi düşüneceğiz. 350 eşittir diyeceğiz. 12 ile 18'i toplayacağız. Ne gelecek oradan? 30.
çarpı t diyeceğiz. Bu biraz dandik çıkacak sayı. 35 bölü 3 idare edeceğiz. Ama cevap bu değil. Nasıl değil hocam? Dikkat et. Buna göre harekete başladıktan kaç dakika sonra ikinci kez karşılaşırlar deniyor. Yani başlangıçta karşılaştıkları süreden sonra. Yani bu 8 dakikayı da buna ilave etmek zorundasın. 35 bölü 3 artı 8 diyeceksin. Buradan da 3 kere 8 24 35 de buradan gelecek arkadaşlar. Dolayısıyla 59 bölü 3 dakika sonra ikinci kez karşılaşma gerçekleşecektir diyoruz. Haydi bakalım diğer soruyla devam ediyoruz. Sorumuz diyor ki akıntı hızının 2 km bölü saat olduğu bir nehirde durgun sudaki hızı 14 km bölü saat olan bir tekne A noktasından akıntıyla aynı yönde hareket ederek 6 saat sonra B noktasına ulaşıyor. Bu tekne B noktasından A noktasına kaç saatte döner? Şimdi bakın arkadaşlar. Akıntı hızının 2 km bölü saat olduğu bir şey var. Nehir. Şöyle nehir yapalım buraya. Akıntı yönü ve akıntı diyelim. Bu da 2. Sudaki hızı 14 olan bir tekne gidiyor. Akıntıyla aynı yönde gidiyor. Akıntıyla aynı yönde gidince hızı 14 olmaz. Akıntı da buna dahil olur. Hız 16 olur. 16 çarpı 6 96 olur. Buradan kilometresi. Nereden nereye? A'dan B'ye. Şimdi geri döneceğiz. Geri dönerken bu sefer 14 ile geri dönüyoruz ya. Bu sefer de 14 ile geri dönemezsin. Çünkü karşıdan bir akıntı geliyor kardeşim. Seni kesecek. Hızını azaltacak. Ne yapacak hızını? 12 yapacak. Ne kadar sürede döndüğümü bilmiyorum ama aldığım yol 96. Dolayısıyla T'nin karşılığı buradan 96 bölü 12 olur. Yani dönüş süremiz bu sefer 8 saat olacaktır diyoruz. Ve geldik meşhur tren sorularına. Tren sorularında alınan yol sadece gidilen trenin gittiği yol değildir. Trenin ve tünelin toplam uzunluğudur. Dolayısıyla tren boyu artı tünel boyu yani toplam yol dediğimiz bu. Trenin boyuyla tünelin boyunu toplayacağız. Trenin hızı çarpı zaman diyeceğiz. Tabii bunları yaparken birimlere de çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın. 100 metre uzunluğundaki bir tüneli 54 km bölü saat hızla 20 saniyede geçen bir trenin boyu kaç metredir demiş. Şimdi trenin boyunu bilmiyoruz. 100 artı x. Öyle demişti bakın. Tren boyu artı tünel boyu. 100 metre uzunluğundaki tüneli yazdım. Trenin boyunu bilmiyorum. Dolayısıyla 100 artı x. Şimdi trenin hızı. Trenin hızı ne kadar? 54 km bölü saat. Ama bütün birimler sıkıntılı. 54. Bir defa bu kilometre neye dönecek? Metreye. Nasıl dönecek? 1000 ile çarpacağız. Dolayısıyla 54.000 olacak. Bu saat önce dakikaya dönecek. 60'a böldüm. Bir de sonrasında saniyeden bahsetmiş. Bir daha 60'a böleceğiz. Dolayısıyla böyle yazacağız buraya. 54.000 bölü 60 çarpı 60. Çarpı 20 diyeceğiz. Bu da zaman. Şimdi başlıyorum sadeleştirmeye. Şu sıfırları sadeleştirdim. 540 ile 6'yı sadeleştirdim. Burası 90. 90 ile 20'yi çarptığımda arkadaşlar 1800 yapacak. Aşağıda bir de hala 6'mız var. Bunu da böldüğümüzde 100 artı x 300 olacak. 100'ü de karşı tarafa atarsam aradığım uzunluk 200 km gelecektir trenin boyu için. Ne olur dikkat. Birimler önemliydi. Ay hocam ya bak anladım da şurası karışık diyorsanız burada yaptığım şey aslında şuydu. 54 km diyordu. Yanına 3 tane sıfır atarak 1000 yaptım. Fakat bu saatte aldığı yol. Ben bunu 60'a bölersem dakikada, bir daha 60'a bölersem saniyede aldığı yolu bulurum. Dolayısıyla yaptığım iş buydur, haberiniz ola. Şimdi sıra geçen dersin ödüllü sorusunda, ardından da bu dersin ödüllü sorusuna bir bakalım. Geçen dersin ödüllü sorusu diyor ki, eş güçteki 8 işçi aynı anda birlikte işe başlıyorlar. 8 tane işçimiz var. Şöyle diyelim eş güç. Bir işçi bir günde X iş yapıyor olsun. Kaç işçi var? 8 tane işçi var arkadaşlar. Demek ki ilk gün 8X iş bitecek. Her birisi X iş yapacak. 8 tane 8X. Her gün bir kişi işten ayrılıyor. Artık ikinci gün 7 kişimiz var. Onlar 7X iş yapacaklar. Üçüncü gün bir kişi daha ayrıldı 6X. Dördüncü gün 5X. Ve beşinci gün 4X'e düşecek. 5 günde bu işi bitirdiler. Toplam ne kadar iş yapmışlar diye bakalım. 8, 15, 20, 26, 30X yapmışlar. Demek ki toplam iş 30x'miş. Diyor ki buna göre bu işlerden iki tanesi bak dikkat et. Bir işçi bir günde x yapıyorsa iki işçi 2x yapar bir günde. O zaman 30x'lik işi 2x çalışarak kaç günde bitirirler? 15 günde bitirirler diyoruz. Bu geçen dersin sorusuydu. İnşallah doğru cevap vermişsinizdir. Hatta yorumlara da yazmışsınızdır diye temenni ediyor ve bu dersin ödül sorusuna geçiyoruz.
Ödüllü sorumuz diyor ki, yarış halindeki iki arabadan birincisi her 4 saatte bir benzin için 1 saat mola veriyor. İkincisi her 5 saatte bir benzin için 2 saat mola veriyor. Birinci araba saatte 70 km, ikinci araba saatte 50 km yol alıyor. A noktasından başlayıp 700 km uzaklıktaki B noktasından araçlardan biri vardığında diğer aracın B noktasının uzaklığı kaç kilometre? Çok güzel bir soru. Biraz düşünmeni gerektirecek sorulardan bir tanesi. Ama sana güveniyorum. Bu kadar dersi dinledikten sonra bu hareket problemi sorusunu halledersin. Bu dersi kapatmadan önce dersin başında da söylediğim bir şeyi tekrardan hatırlatayım. Problemler başlığı son derece önemli arkadaşlar. Rica ediyorum, problemleri önemseyin. Her gün 5 soru hedef koyun kendinize, 5 tane problem dinleyin. Hocam ben biraz çözmekte sıkıntı çekiyorum diyeyim. Açın bizim videolarımızı tekrardan bir seyredin. Bazı soru tiplerini hafızanıza kazıyın. Bu şekilde devam ederseniz bu işin sonunda gerçekten mutlu olursunuz. Hepinize güveniyorum, inanıyorum. Haydi bakalım bir sonraki derste görüşmek üzere. Ödüllü sorunun yorumlarında kesinlikle yorum kısmına bekliyoruz. Haydi bakalım, başarılar.